Muhafızın sureti Tarik, Runeterra'nın hayat, sevgi ve güzellik bekçisi olarak akıl almaz bir güce sahip. Vazifesini ihmal ettiği için şerefi lekelenen ve bu yüzden memleketi Demacia'dan sürgün edilen Tarik, günahlarının kefaretini ödemek için Targon Dağı'na tırmandı. Ve yıldızların arasında daha yüce bir vazifeyle karşılaştı. Dağ ruhumuzun en derinlerindeki sırlara ışık tutuyor. Böylece kadim Targon'un gücünün yanı sıra Valora'nın koruyucusu unvanında kuşanan Tarik artık hiçliğin sinsi ve karanlık hamlelerine karşı her an tetikte bekliyor. Tarik'in Demacia'nın yılmaz muhafızlarından biri olması ve hayatının her anında kralı ve ülkesinin ideallerine titiz ve özverili bir adanmışlık timsali olması bekleniyordu. Oldu olası kendini bir şeylerin koruyucusu gibi görmesine rağmen Tarik koruduğu şeylere hiçbir zaman bir sınır veya tanım getirme ihtiyacı duymamış, idealler, sanat eserleri ve hiç tanımadığı kişilerin canları arasında hiç ayrım yapmamıştı. Hepsini ama hepsini güzel bulabiliyordu. Tarik'in çağdaşlarının çoğu savaş sanatı disiplinlerine odaklanmıştı. Oysa bütün bu disiplinlere karşı doğal bir yeteneği olan Tarik hiç zorlanmadan hepsinin üstesinden gelebiliyordu. Genç savaşçı, toprak ya da hükümdarlık uğruna verilen bitmek bilmez savaşlara değil, hayata anlam katan narin güzelliklere kıymet veriyordu. Bu, özellikle de Demacia askeri hiyerarşisinde Tarik'in konumunda bulunan biri için hıyanet sayılabilecek bir felsefeydi. Ancak Tarik yine de kendini sevgi, güzellik ve hayatın basit gerçeklerini anlamaya ve bu kavramları müdafaa etmeye adadı. Herkesin hayranlık beslediği bu savaşçı, yılanı bile deliğinden çıkaran tavırları ve samimiyeti sayesinde karşısına çıkan engellerin çoğunu aşıyor. Aşamadığı zamanlardaysa çekiç ve kılıç kullanmadaki mahareti bütün sorunları çözmesine yetiyordu. Hayatı ve güzelliği kavrama çabası arttıkça, Tarik nadir bir hayvan görme peşinde orman orman dolandığı için savaş talimlerini aksatmaya, hanlarda oturup ozanların insanı kendinden geçiren türkülerine daldığı için tatbikatlarını ihmal etmeye ve taşranın gümüş gece örtüsüne teslim oluşunu izlemek uğruna at sırtında çıktığı gezilerde zamanı unuttuğu için askeri toplantılara katılmamaya başladı. Tarik, kendince Demacialı dostları kadar özen ve özveriyle çabaladığına inanıyordu. Ama komutanları durumu hiç de öyle görmüyordu. Tarik'in kaygısız doğası, emirlere kayıtsızlığı ve vatani mevzulara ilgisiz kalışı sonunda bütün erklerle, ailesiyle, kralıyla ve özellikle de kadim dostu Garen'le ters düşmesine sebep oldu. Sıradan Demacialılar Tarik'i uçarı bir yakışıklı olarak görse de Garen onun içindeki asıl ışığı görebiliyordu. Garen'e göre Tarik, Demacia'nın en büyük kahramanlarından biri olma potansiyeline sahipti. Gel gelelim Tarik'in kaderine ve ülkesine baş kaldırır gibi görünen tavırları Garen'i çileden çıkarıyordu. Sonunda eski dostu bile onu koruyamaz hale geldi ve Tarik'in askeri kariyeri çatırdamaya başladı. Sökülen rütbelerinin ardı arkası kesilmedi. Tarik, giderek Demacia'nın idari merkezinden uzaklaştı ve sonunda kendini asker artıklarından oluşan bir taburun başında sınır boyundaki terk edilmiş bir kale yıkıntısını korurken buldu. Ortada hiçbir tehditten eser olmamasına rağmen aldığı emir gereği haftalarca yağmur çamur demeden dikildikten sonra Tarik adamlarının uyumalarına izin verdi. Ve yakınlardaki bir mabedin ihtişamlı mimarisini incelemeye gitti. Sabahın ilk ışıkları mabedin sarmaşıklarla kaplı revaklarını aydınlatırken Tarik dönüp adamlarını kontrol etmeye karar verdi. Nöbet yerine vardığındaysa bir kıyım manzarasıyla karşılaştı. Adamları uykularında katledilmişti. Ve paramparça cesetleri hiçlikten gelen korkunç canavarların izlerini taşıyordu. Resmen başlarına taş yağdı. Tarik, adamlarının ve ülkesinin yüzünü kara çıkarmıştı. Ama en çok kendi kendine bahşettiği yaşamı koruma görevini yerine getiremediği için yüreği yanıyordu. Tarik, Demacia'ya utanç içinde döndü.
rütbesi elinden alındı ve Garen tarafından taştan taç cezasına çarptırıldı. Bu ceza için şerefi lekelenmiş askerlerden Targon Dağı'na tırmanmaları isteniyordu. Ve çok az fani dağdan canlı dönebildiği için aslında idamdan pek de farkı olmayan bir uygulamaydı. O güne kadar şerefi lekelenen çoğu asker taştan taç cezasını Demacia'dan kaçıp sürgünde yeni bir hayat kurmak için bahane olarak kullanmıştı. Lakin Tarik hatasının bedelini gerçekten ödemek istiyordu. Ve böylece Targon Dağı'nın zirvesine doğru yola koyuldu. Tırmanışı boyunca hem ruhen hem de bedenen defalarca felaketin eşiğine gelse de Tarik ıstıraba, hatasının acı hatırasına, ölen adamlarının hayaletlerine ve dağın nice sınavına daha direnerek ilerlemeye devam etti. Zirveye yaklaşırken birbiriyle çatışan gerçekliklerin hücumuna uğradı. Bu sonu gelmez saldırı varlık düzlemini çarpıtıp sürgün askerin önüne birbirinden korkunç görüler seriyordu. Tarik, dar zamanlarda koruyacak kimsesi olmayanları bir solukta helak edebilecek sayısız kadere tanık olmakla kalmadı, hepsini iliklerinde hissederek yaşadı. Alabaster kütüphanesinin alevler içinde yandığını gördü. Ama yine de Tung'un şiirlerini kurtarmak için bu cehennem sıcağının ortasına dalmaktan geri kalmadı. Buz muhafızlarının Rüntere'de kalan son düş geyiğini dipsiz bir uçuruma yuvarladığını görünce hiddetle haykırdı. Ve zavallı canlıyı kurtarma umuduyla kendini aynı boşluğa bıraktı. Garen'in parçalandıktan sonra gelen geçene ibret olsun diye Noxus'un Abanos kapısına zincirlenip asılmış bedenini görünce ıstırap içinde olduğu yere çöküp kaldı Tarik. Arkadaşıyla arasında Noxus'un bütün orduları duruyordu. Sonunda hiç tereddüt etmeden kalkanını kaldırdı ve gözünü bile kırpmadan önündeki asker denizinin arasına daldı. Garen'in cansız bedenini kapıdan çekip alan genç savaşçı sırtındaki yükle Demacia'ya doğru ilerlerken bir şeyden adı gibi emindi. Aslında şehre dönerek kendi ipini kendi elleriyle çekiyordu. Tarik yürürken bir ara başını yukarı kaldırdı ve gördükleri karşısında nefesi kesildi. Kanla kaplı Noxus arazisi usulca açılıyor ve yerini Targon Dağı'nın yıldızlarla kaplı gökyüzüne bırakıyordu. Önüne sürülen bütün sınavlardan geçmiş, her tür sahnenin etkisinden kurtulmuştu. Ve Tarik bir anda kendini dağın zirvesinde buldu. Üstelik yalnız da değildi. Karşısında gecenin ta kendisinden vücut bulmuş, insan suretinde bir şey duruyordu. İlginçti. Ama bir yerden tanıdık geliyordu. Ve Tarik, vücudu yıldızlarla bezeli bu varlıktan çok etkilendi. Binlerce fısıltı gibi gelen sesi, dağ rüzgarı misali Tarik'in iliklerine işliyordu. Anlaşılır bir tek kelime bile kullanmamasına rağmen, Tarik varlığın niyetini apaçık anlıyordu. Varlık, kendine muhafız diyordu. Tarik'in sarsılmaz kararlılığından etkilenen bu dünya dışı varlık, gözden düşen Demacialı'yı kendisine layık bir beden olarak gördü ve semavi güçleriyle donattı. Muhafız, Tarik'in ömrünün ilk gününden beri bildiği gerçekleri anlattı. Ve kendisini bu dağın zirvesine getiren bütün tercihlerle aslında farkında olmadan kuşanmaya hazırlandığı vazifeden bahsetti. Muhafızın sesi solup giderken, Tarik'in bilincinde son bir ihtar çınladı. Tarik, Valora'nın koruyucusu haline gelecekti. Ama karşısındaki düşman, gözü dönmüş bir çılgınlık dalgası, önüne kattığı her şeyi parçalayıp yutmaktan başka bir şey düşünmeyen vahşi bir okyanus, hiçlikten doğmuş korkunç bir dehşet olacaktı. Güç ve yeni bir amaçla adeta yeniden doğan Tarik, bu kazanması imkansız görünen mücadeleyi kabul etti. Ve kendini yeminle bağlandığı vazifesine adayarak bütün dünyanın yılmaz koruyucusuna dönüştü. Ne de olsa yalnızca almadığımız risklerden pişmanlık duyarız.